Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, İbni Hacer el-Askalani'nin Ahkam Hadisleri adıyla meşhur olan Buluğul Meram An Edilletil Ahkam adlı eserinden sizlere en son Elbir ve Sıla hadislerini sunmuştuk. İnşallah bugün zühd ve takva ile ilgili hadisleri sizlere takdim edeceğiz. Allahu Teala'ya bizlere bu imkanı verdiği için sayısız hamdü senalar ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sayısız salatü selam olsun. Kardeşlerim, en son 1467. hadiste İbni Ömer'in, Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği hadisin son faslında şöyle bir ibareyle bitmişti. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدْعُوا لَهُ. Yani isteyene verilecek bir şey yoksa ya da size iyilik yapana verecek bir şeyiniz yoksa فَدْعُوا لَهُ, ona dua edin şeklinde Allah Resulü bir tavsiyede bulunuyordu. Ve hemen akabinde zühd ve takva hadislerini Numan bin Beşir'in rivayetiyle açmış oluyoruz. Numan bin Beşir az sayıda hadis rivayet eden sahabilerden bir tanesi. Anin Numan bin Beşir kâle semîtu Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûl ve ehve en-Numan bi isbi'ayhi ile uzuneyhi. Yani Numan bin Beşir Allah Resulü'nden iki parmağını kulağına götürerek şöyle işittim ifadesini kullanıyor. İnnel halale beyinun vel harame beyinun ve beynehuma müştebihatun. Bu mana yönünden çok meşhur bir hadis. Helal bellidir, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Özellikle son asırda haramın, helalın maalesef birbirine karıştığı, özellikle gıdalarda tahşidat yapıldığını, Tarım Bakanlığı onlarca şirketi her yıl deşifre ediyor. Buna rağmen yine bu hileli eylemler devam ediyor. Her şeyden önce zühd ve takvanın bir kişinin kalbinde yer etmediğini, kalbinde yer etmeyen bir eylemin de davranışlara yansımadığını görüyoruz. Hani bir başka dersimde ifade ettiğim gibi Müslüman mahallesinde bunlar nasıl salyangoz satıyorlar? Helal gıdalara nasıl haram katıyorlar? Bugün GDO denilen katkı maddelerini nasıl katabiliyorlar yani? Hani ittika, takva boyutu bu şirketlerin, bu müesseselerin kurucularında ya da o müesseselerde çalışan insanlarda ne ifade ediyor? Takva sadece Allah korkusu anlamına geldiği bir kelimeyi hıfzetmek midir? Yoksa onu hem bilip hem hayatına nakşetmek midir? Yani ikinci tarafı kusurlu olduğu için onlarca şirket deşifre edilmesine rağmen yine gıda maddelerinde oynamalar, tahşidatlar yapıyor. Allah Resulü burada helalın belli, haramın belli ama ikisi arasında şüpheli şeylerin olacağını ifade ediyor. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْحَاتِ, yani burada
ciddi anlamda bir dikkat çekiyor Allah Resulü. La ya'lemuhunna kesirun minen nas. Yani çoğu bu şüpheli şeyleri bilmez. Femen ittaka şubhat, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa fakat istebra li dinihi ve ırdihi, dinini ve ırzını korumuş olur. Ve men veka fi şubhat, şüpheli şeylere düşenler ise veka fil haram, harama düşmüş olurlar. Burada Allah Resulü bir örneklem, biz buna hadis ilminde emsal diyoruz, bir emsal ile konuyu zikrediyor. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde emsal, yani örnekleme anlatımı ele aldığımız bir çalışmamızı Google tarama motorlarından ararsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emsal, yani örnekle anlatımın özellikle eğitimde yerini, emsal benim ismimle Google üzerinden tararsanız en önce biz Kur'an-ı Kerim'e göre emsali, Kur'an'da örnek anlatımı işledik, ardından hadislerden örnekler verdik. Hem Kur'an boyutu hem hadis boyutu birlikte mütalaa edilen bu makalede pek çok emsal, örnek anlatım var. Örneğin en çarpıcı örneklerden bir tanesi o çalışmamızda da işlediğimiz, örneğin bir kişinin kapısının önünden akıp giden bir nehirle namazı Allah Resulü anlatıyor. Bir zatın diyor evinin önünde bir nehir olsa, akıp giden bir nehir olsa, o nehirden günde 5 defa yıkansa onda bir kir eseri kalır mı yani? Bir pislik kalır mı? Namaz da böyledir diyor yani. Namaz da günde 5 defa hem madden hem manen kişiyi tasfiye ediyor. Yani tertemiz hale getiriyor. Allah Resulü bunu bir nehir örneğiyle aktarıyor. Orada onlarca örnek sunduk. Kardeşlerimiz o makaleden istifade edebilirler. Kerrai, işte Allah Resulü burada bir çoban örneğini veriyor. Kerrai yer'a havlel hime. İşte çoban da sürüsünü bu koruluğun etrafında otlatıyor. Yuşiku en yeka fihi. O haram bölgeye düştü düşecek. Böyle bir mukarebe fiillerinden yuşiku fiilini kullanıyor. Düştü düşecek. Diyelim benim etrafımda bir bahçe var. Bahçenin arka ve ön tarafında da diğer kardeşlerimin bahçeleri var. Burada ben bir koyun otlatıyorum ya da keçi otlatıyorum ya da büyükbaş hayvanları otlatıyorum. Onları özenle kardeşlerimin bahçelerine gitmemeleri için dört gözle bekliyorum yani. O hayvanlar diğer insanların bahçelerine girme ihtimalleri var. Oradan yeme ihtimalleri var. Bir üzüm bağı olabilir ya da bir tahıl, zahire tarlası olabilir. Ya da diyelim patlıcan, biber, salata, domates bahçesi olabilir. Oradan yeme ihtimali var. Oraya dalma ihtimali var. Allah Resulü bu örneği veriyor ki daldı dalacak, düştü düşecek. Çoban da gözetliyor o hayvanlarını, düşmemesi için önlem alıyor yani. Ele ve inne likulli melikin hime. Dikkat edin, her melikin bir koruluğu vardır. Ela, yine dikkat edin. Ve inne himallahi, Allah'ın koruluğu yani meharimuhu, koruluğu ise haram kıldığı şeylerdir. Ela ve inne fil cesedi mudgatan. Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır. Ve ize saluhat saluhal cesedu kulluhu. O et parçası salih olursa, yani sağlam olursa bütün ceset sağlam olur. Ve ize fesedet fesedel cesedu kulluhu. O et parçası sağlam olmazsa, bozuk olursa
bütün ceset bozuk olur. Ele vahiyel kalbu. Dikkat edin. O kalptir buyuruyor Allah Resulü. Bu hadisi Numan bin Beşir rivayet ediyor. Rivayetin başında olduğu gibi iki parmağını kulağına götürerek işaret ediyor. Yani şu kulaklarım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydu diyor. Şimdi karnı tok, sırtı pek insanlar duymuş olamaz. Bu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olamaz diye masa başında yorum yapmaya, bu hadisi devre dışı bırakmaya çalışan aklı evveller var. Numan bin Beşir özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu bir emsalle, bir örnek anlatımla sunuyor. İşte parmaklarını da kulağına götürerek, yani bu kulağım duydu Allah Resulü'nü derken aklı evveller duymuş olamaz, Allah Resulü bunu söyleyemez şeklinde hem Numan bin Beşir'e bir iftira ediyorlar. Numan bin Beşir bunu duymuş olamaz demeleri nedir? Numan bin Beşir Allah Resulüne iftira ediyor demektir yani. Sahabe-i kirama iftira suçunu atmaktadırlar ki bu çok büyük tehlikeli bir hastalıktır. Hafizanallahu ve iyyakum, Allahu Teala sizleri ve bizleri bu tür iftiralardan, özellikle sahabe, tabi'in ve tebeüt tabi'in dönemindeki hadisleri korumak için ellerinden gelen her şeyi yapan o üç güzide nesle iftiradan korusun. Bu hadis muttefakun aleyhtir. Yani Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Burada Safiyurrahman el-Mübarek Furi'nin biz şerhini kullanıyoruz. Bazı izahlar var. Onları kardeşlerimize aktarmak istiyorum. Helal veya haram olduğuna dair bir nas, yani bir ayet ve hadis ya da pek çok ayet ve hadis bulunduğu için veya bu hükmün çıkarılacağı bir nas bulunduğu için her ikisi de açıktır. Yani helalı sadece Allah Resulü belirlemiyor ki. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da haram kıldığı, tek tek surelerde zikrettiği, örneğin meyte diyor. Örneğin Allah'ın adı anılmadan yukarıdan düşmüş ölmüş bir hayvanın etinin haram olduğundan bahsediyor. Yüce Allah kan diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de bazı durumları açıklıyor. Eti yenen ya da yenmeyen hayvanlara Kur'an-ı Kerim'de eğer işaret yoksa Allah Resulü hadislerinde bunları açıklıyor. Hem helal yönü hem de haram yönü olduğu için şüphelidir. Bundan kastedilen haram olduğu kesin olan bir şeye benzeyenlerdir. İşte şubhatı Safiyurrahman Mübarek Furi bu şekilde açıklıyor. Haram yönü de olan, helal yönü de olan şeylerdir. Haram olduğu kesin olan şeylere benzeyenlere şubhat diyor. Yani şüpheli şeyler. Ve sultanın koruluğunu da şöyle açıklıyor. Sultanın kendi çobanlarından başkasının hayvan gütmesine izin vermediği mera, yani otlak. Kim burada hayvan güderse bir cezaya maruz bırakılır. Böyle bir duruma düşmek istemeyen kişi oraya girmekten kurtulmak için ondan uzak durmalıdır. Hadiste düştü düşecek ifadesi vardı. Sanki yuşiku en yaka fihi. Oraya düştü düşecek yani. O hayvanların oraya gidip o meradan, yani o otlaktan, haram olan yerden yeme ihtimalleri var. Ebu Hureyre'den rivayet edilen 1469. hadiste قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın Resulü'nün şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Ebu Hureyre en çok hadis rivayet eden sahabilerden bir tanesi. Taise abdüddinâr ve dirhem vel katife in utiye radiye ve in lem yuta lem yarda. Altın ve gümüş, para ve kadife örneğini veriyor Allah Resulü burada. Yani bu nev'iden bir takım
elinde materyaller olan kulun, kişi, o kişinin helak olduğu ifadesi ön plana çıkıyor. Ona bunlar verilirse razı ve memnun olur. Altını olursa, gümüşü olursa, parası ve kadifesi olursa, kadife de bir tip yani giyim türünü ortaya koyuyor. Kadife kumaşlardan bahsediyor Allah Resulü. Yani kişiye bu tür materyaller verilirse bundan razı ve memnun olur. Verilmezse وَاِنْ لَمْ يُوْتَ لَمْ يَرْضَى. Verilmezse razı olmaz buyuruyor Allah Resulü. Bu hadisin lafzı Buhari'ye aittir. Yani Buhari Camiu Sahih'inde bu hadisi rivayet etmiştir. Burada yine bazı izahların olduğunu görüyoruz. Hadiste çok önemli konular üzerinde duruluyor. İmamlar bu hadisin İslam'ın temel kurallarını ortaya koyan hadislerden olduğunu, yani bir önceki hadisi zikrediyor. İnnel halal beyinun vel haram beyinun ve beynehuma müştebihatun. İnsanın bunların kulu olması ve bir sonraki hadiste zikredilen örneğin altındır, gümüştür, paradır, kadifedir, yani kadife kumaştır. Bunların kulu olması şeklinde bir yorum yapıyor. Bu eşyaları elde etme konusunda çok hırslı olması, fitneye düşmesi, bunların sevgisine çok fazla dalması ve tek hedefinin bunları toplamak, saklamak ve elbisenin saçaklı eteklerini gururla sürmek olmalıdır. Bunu daha önceki bir dersimizde ifade etmiştik. Allah Resulü elbisesini kibir için, gurur için yere sürüyenlere Allahu Teala rahmet nazarıyla bakmaz buyurmuştu. Burada da ona belki bir göndermede bulunuyor. Elbisenin saçaklı eteklerini gururla sürmek olmasıdır ama bunları hakkıyla alıp hakkıyla kullanan kişi ne kadar zengin olursa olsun bu durumdan çok uzaktır. Kardeşlerim, 1471 ve 1473 hadis, yani ikisi ortak mütalaa ediliyor. O da İbni Ömer'den, yani Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir hadis. Hem babası Hazreti Ömer'den hem oğlu Abdullah'tan Allah razı olsun. قَالَ اَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ عَابِرُ سَب۪يلٍ وَكَانَ İbni Ömer يَقُولُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرْ السَّبَاهِ وَاِذَا أَسْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرْ الْمَسَاءِ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Allah Resulü'nün yine örnekleme bir anlatım yaptığını görüyoruz. Dünyada sanki bir yolcu gibi ya da bir garip kişi gibi ol ya da o dünyada bir beldeden bir berdeye giden bir yolcu gibi ol. Ve İbni Ömer'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun ardında bir nasihatta bulunuyor. İzâ emseyte felâ tentazir es-sabâh. Yani gecelediğinde sabahı bekleme. Ve izâ esbahte felâ tentazir el-mesâ. Yani gündüze ulaştığında da akşamı bekleme. Min sıhhatike li sakamike ve min hayatike li mevtike. Yani sıhhatli günlerde hastalığın için, hayatta olduğun günlerde de ölümün için ibret al. Yine bu hadis Buhari'nin rivayet ettiği, yani lafzın Buhari'ye ait olduğu bir hadis. Yani arka planda kardeşlerimiz şunu diyebilirler: dünyadan el etek çekmeyi mi öneriyor? Hayır, dengeyi öneriyor. Kur'an'da Kasas suresinde de var. Ve ahsin kema ahsanallahu ileyk ve la tabghil fesade fil ard. Yani dünyada fesat, bozgun çıkarmamak suretiyle dünyadan da
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Şimdi haber sitelerine akşam bir haber düştü. Orman yangınlarını ateşin çocuklarının çıkardı. Daha önceki senelerde de yani terör odaklarının bu güzel güzide ormanları yaktığını bir gönderme yaparak yine bu sene yakılan ormanların ateşin çocukları tarafından yakıldığını yani terör örgütleri tarafından tetiklenerek onların çocukları yani onların bir nevi emrinin altında olan terör odaklarının bir nevi maşalığını yapan kimseler tarafından çıkarıldığını aleni hem İngilizce hem Türkçe bütün dünyaya servis ettiler yani. Yani bugün ben dünyanın neresinde olursa olsun size selam veriyor, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyorsam bir ağacın gölgesi altında kuş sesleri içinde bu sohbeti, züht ve takva hadislerini dilimiz döndüğünce ilmimiz müsatinde anlatmaya gayret ediyoruz. Yana yakıla şu sıcak günlerde, mevsim normallerinin çok çok üstündeki hararetli günlerde kardeşlerimize Allah Resulü'nden bazı iksirler sunuyoruz. Ve bir gölge arıyoruz. Kuşların öttüğü, yani insanların dinlendiği, çocukların koştuğu, eğlendiği parklar, bahçeler arıyoruz. Niçin? Çünkü bu ağaçlar bu güzelliği temin ediyor. Öten kuşlar bu güzelliği tamamlıyor yani. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin dünkü dersimde de ifade ettiğim gibi ormanımdan bir dal kesenin başını keserim. Artık yani nüfusumuz ne olursa olsun her bir göz bu zalimleri artık gözetlemeli. Nerede bir yangın tertibi ya da yangına teşebbüs varsa, şüpheli kişiler varsa emniyet kuvvetlerine hemen bildirilmeli yani. Senelerce, yıllarca emek verilmiş bu ormanlara yani bir iki dakikada yok olup gitmelerine gönlümüz razı olmaz. Masum hayvanların ölümüne hani Anadolu tabiriyle cayır cayır yanmalarına asla gönlümüz razı değil yani. Hani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama Yüce Allah'ın önceki peygamberlerin başlarından geçen olayları, sıkıntıları arz ettikten sonra Hud suresi 121 ve devamına kardeşlerimiz bakabilirler. Onlara bir tehdit ifadesi kullanıyor. Bekleyin, biz de beklemekteyiz. Bekleyin bakalım. Dünyada yediniz, içtiniz, çaldınız, çırptınız, yaktınız, yıktınız. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz yani. Masumların haklarını aldınız. Helal gıdalara haram katmaya kalktınız. Masum hayvanları öldürdünüz, yaktınız, yıktınız. Masum insanların evlerini başlarına yıktınız. Niçin? Siz daha fazla dünyalık elde edin diye. Onlara hile ve tuzak kurdunuz. Onların arazilerini gasp ettiniz. Onların başbağlar, unutmadık yani. Erzincan'ın başbağlar. Oy başbağlar, oy başbağlar. Garip anam başım bağlar diyor Mesut Şimşek. Unutmadık o yangınları. Bir köyü yok ettiğinizi unutmadık yani. Siz bekleyin bakalım Allah'ın azabını. Biz de sizin Allah'ın azabını nasıl tadacağınızı Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama Yüce Allah'ın Hud suresinde beyan buyurduğu gibi bekliyoruz yani. Burada İbni Ömer'in hemen Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından nasihatının akabindeki hadis yine Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer'den yani Abdullah'tan rivayet ediliyor. Allah hem Hazreti Ömer'den hem oğlundan razı olsun. An İbni Ömer'a radiyallahu anhuma kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme
benzemeye çalışırsa onlardandır. Şimdi Aralık ayının artık 15'inden itibaren Hristiyanlık alemi Hazreti İsa'nın kutlamaları için tatile girerler yani. Ben özellikle o çok meşhur bir filme atıfta bulunmak istiyorum burada. Bir toplumun nasıl filmlerle bile bizi yanıltmak, bizi bir nevi algı operasyonu yapmak istediklerini bir nevi size zikretmek istiyorum. Filmin adı Home Alone yani. Evde tek başına. Yani sözde aile giderken küçük çocuklarını evde unutuyor yani. Senaryo bu yani. O küçük çocuk fark ediyor ailesinin gittiğini. Ondan sonra eve hırsızlar geliyor. Tam Noel gecesinde onlara bir takım tuzaklar kuruyor. Onları o küçücük bir çocuk kendi yaptığı alet, edevat ve tuzaklarla hallediyor. Hep Noel işleniyor orada. Yani bir kurtarıcı gelsin, o çocuğu kurtarsın. O çocuk yalnız başına da olsa Noel'i kutlasın. O işleniyor yani. Batı'nın filmlerinde sürekli özellikle içki alemleri, dans alemleri, müzik toplulukları, Noel'ler işleniyor. İşte onların biz hem kültürlerini para vererek o kitapları Cambridge için, örneğin Oxford'un, ben de okudum kitaplarını yani. Niye? Çünkü en güzel şekilde onlar kendilerini öyle reklam ediyorlar ki, dili en güzel İngiliz edebiyatını biz size veriyoruz, biz öğretiyoruz. Metodik olarak bizim kitaplarımız daha revaçta. Gittiğimiz kurslarda da hocalarımız diyor ki Cambridge için kitaplarını okuyacağız. Biz sipariş veriyoruz, siz ne diyorsunuz yani? O kadar insan para ödüyor yani o kursların kitaplarına. Hem onların yani deni kültürlerini okuyorsunuz, hem çirkinliklerini okuyorsunuz ve bir algı operasyonu yapıyor. Sürekli size dans, içki, eğlence, Noel, dans, içki, eğlence, Noel idealini veriyor ki Allah Resulü'nün burada bir kavme benzeyen o kavimdendir buyurduğuna İbn Ömer dikkat çekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme benzeyenler onlardandır ifadesini kullandığını rivayetinde zikrediyor. Burada bazı açıklamalar var. Bir önceki hadiste garip vatanından uzak kişi demektir. Bir şehirde oturuyor olabilir ama orada tanınmaz insanlardan uzaktır. Sağlıklı günlerinde öyle taat ve hayır yap ki bunların sana hastalığında faydası olsun. İbn Ömer'e hadisin sonundaki nasihatını da böyle açıklıyor. Yani refah ve rahat günlerinde elinde imkan varken insanlara bu imkanı dağıt ki hastalığında bu sana fayda versin şeklinde Mübarek Furi bir açıklama yapıyor. Burada uzun bir izah var. Kafirlere benzemenin hükmü tartışılıyor. Hadis kafirlere benzemenin haram olmasını gerektirir. Alimler gayrimüslimlerin görünüşüne benzemenin mekruh olduğu konusunda bu hadisi delil göstermişlerdir. Benzeme çok geniş bir anlamda geçerlidir. İbadetlerde, adetlerde, yemeklerde, giysilerde, süste, adab kurallarında, eğilimde olabilir yani. İşte ben yeme içme özellikle Batı'nın giyimini, kuşamını lanse eden filmler ya da onları tavsiye eden kitaplar, bu arada onları da zikredebiliriz yani. Yasaklanan bunların tamamında onlara benzemektir. Sözü uzatma korkusuyla bu metinleri burada ayrıntılı bir şekilde vermiyoruz. Ama Allame Nasiruddin el-Albani bu kitap tercüme edildiğinde parantez içi bir dua var. Allah onu korusun ifadesi var. Nasiruddin el-Albani vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani Allahu Teala cennetlerinde inşallah onu meskun eylesin.
bu konuyu Hicabul Mer'etil Muslime, yani Müslüman kadının örtüsü adlı kitabında çok güzel işlemiştir. 78 109. sayfalara 3. baskının bakın göndermesinde bulunuyor. Yine İbn Teymiyye İktidai Sırat Sırat-ül Mustakim, yani Sırat-ı Mustakim'in getirdikleri adlı kitabının 39. sayfasında da şöyle bir uyarıda bulunduğunu görüyoruz. Bu hadis zahirde kafirlere benzeyenin kafir olduğunu ifade etse de onlara benzemenin haram olduğunu ifade eder. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Maide suresi 51. ayetinde de bu ifade edilmektedir. Bu Abdullah bin Amr'dan zikrettiğimiz şu hadise benzemektedir. Kim müşriklerin topraklarında ev kurarsa ve onların Nevruzlarını, Mihrican günlerini kutlarsa ve onlara benzer bu halde ölürse kıyamet günü onlarla birlikte haşredilir. Yani burada bahar bayramındaki kutlamalara da bir nevi Nevruz, yani yeni gün anlamına geliyor. Yani bahar, yeni bir mevsim anlamına geliyor, telakki edilebilir. Yani yeni bir mevsim başlıyor, bahar mevsimi başlıyor anlamında. Ona da bir gönderme var. Yani Nevruz'un da Mihrican günlerinin kutlanmasının da bir nevi onlara benzeme olduğu ifade ediliyor. Bu hadis mutlak benzemenin küfrü gerektirdiğini, bunlardan bazılarını yapmanın ise haram olduğunu ifade etmektedir. Şimdi Güzide bir alim İbni Teymiye ne kadar güzel bir açıklama yapıyor. Yani kafirlere ister giyimde ister kuşamda benzemenin haram olduğunu ifade ediyor. Bir öğrencim bana bir mesaj atmış. Onu ismini zikretmeden sizlerle mütalaa etmiş olayım. Hocam, bazı isimler zikrediliyor bu alimler hakkında, bu alimlerin yazdıkları hakkında okumayın. Yok, bunlar insanları felakete sevk eder, insanları sapıklığa sevk eder vesaire. Bir takım alimleri rencide eden sözler yani. Allah'tan korkun yani. O isimlerini zikrettiği zatlar Allah adına, Allah'ın yoluna hayatlarını kaybetmişler, şehit olmuşlar yani. İbni Teymiye'nin kendi döneminde tutuklanmasını da ben bizzat Mizzi'nin hadis ilmindeki yeri eserinde 2013 yılında doktora tezimiz yeniden mütalaa ederek 2013 yılında, yani 14 yıl sonra Allahu Teala bize neşretmeyi nasip etti o tezi. 1999 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler'de enstitüde doktora tezi olarak çalıştığımız bu eser 2013 yılında El-Mizzi'nin hadis ilmindeki yeri adıyla araştırma yayınları tarafından neşredildi. Orada Mizzi'nin dönemindeki siyasi itikadi olayların yanında toplumun bir nevi tartıştığı fikirleri de ele almıştık. Örneğin İbn Teymiye fikirlerinden dolayı hapsedilmişti ve bizzat o hapis durumundan, yani hapishaneden Mizzi kurtarmıştı yani. Devlet ricaline itiraz ederek İbn Teymiye'yi hapishaneden çıkarmıştı. Yani dönemin güçlü alimlerine de ihtiyaç var. Yani devlet ricalinin haksız tutuklaması karşısında itiraz etmeseydi Cemaleddin Ebu'l-Haccac el-Mizzi, senelerce İbn Teymiye hapiste kalacaktı. Ama onlar güzide alimler, haddini, hakkını bilen alimler ve dönemindeki zalim hükümdarlara meydan okuyan alimler, hiç fırsat verirler mi İbn Teymiye'nin senelerce haksız yere hapis yatmasına? İşte İbn Teymiye gibi, onun talebesi İbn Kayyim el-Cevziye gibi, hocası Ez-Zehebi gibi, hocası El-Mizzi gibi alimlere, bu alimler gibi, bu alimlerin yolunu takip eden güçlü erlere ihtiyaç var.
Abdullah bin Amr'ın zikrettiği hadisi, kim müşriklerin topraklarında ev kurarsa ve onların Nevruzlarını, altını bir daha çizerek geçmek istiyorum, Mihrican günlerini kutlarsa ve onlara benzer bu halde ölürse kıyamet günü onlarla birlikte haşredilir diyor. Muhteşem bir hüküm koyuyor. 21. asırdaki bir aklı evvel çıkıp İbn Teymiye gibi ciddi anlamda eserler yazan alimleri ileri geri eleştirmeye gayret ediyor. Onların kaçta kaçını sen İslam adını yapabildin yani. Sadece ben İbn Teymiye'nin 30 cilt Mecmu'u Fetavasından size bahsedeyim. 30 cilt fetvaları bir araya getirilmiş, yayınlanmış eserinden bahsedeyim. İbn Teymiye gibi kaç tane bugün onları eleştirenler eser yazıyor. Allah'tan korkun yani. İttakillah yani. Haysu ma kunt. Nerede olursanız olun Allah'tan korkun ayetiyle size cevap vereyim. Allah'tan korkun yani. Sizden önceki alimleri eleştirebilmeniz için onlardan daha fazla ilim tahsil etmeniz lazım. O nerede? Şimdi Ceffel Kalem, İşkembe-i Kübra'dan insanlar önceki alimleri çok rahat eleştiriyorlar. Onların aleyhine yazılar yazabiliyor, makaleler yazabiliyor, kitaplar yazabiliyorlar yani. Sen en önce o kitabı, o makaleyi, o bildiriyi yazabilmen için o zatın ilmi kadar bir ilim tahsil etmen lazım ki o zatın açıklarını görebilesin. 3-5 tane düzmece, isnat ve iftiralarla yazılan kitaptan ya da makaleden ya da bildirilden bu topluma hiçbir menfaat temin edilemez. Bu hadis mutlak benzemenin küfrü gerektirdiğini, bunlardan bazılarını yapmanın ise haram olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca küfür, günah veya bir kural olsun benzediği konularda onlarla ortak kaderi paylaşacağı da anlaşılabilir. Örneğin bizim 65'li, 70'li yıllarda yurt dışına giden soydaşlarımız var. Almanya'da 3 milyona yakın soydaşımız var. Şimdi o ülkeye gidip o ülkenin adetleriyle, gelenekleriyle bezeniyorsa o insanlar kendi adetlerini, geleneklerini, örfünü, dininin esaslarını bırakıyorlarsa, o insanlara benziyorlarsa, hani Anadolu tabiriyle bu lahana, bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz denir yani. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu yani. Sen gittiğin her yerde dik bir duruşun olması lazım. Dininin esaslarından taviz vermemen lazım. Şimdi Hans ile Hasan'ı anlatırlar. Bunu bir tiyatro odada canlandırmışlar. Hasan, içki içiyor musun? İçki içiyorum. Ben de içiyorum. Hasan, camiye gitmiyor musun? Gitmiyorum. Ben de camiye gitmiyorum. Hasan, oruç tutmuyor musun? Tutmuyorum. Hans der, ben de tutmuyorum. Hans der, sizin kutsal Kabe'niz var. Kabe'ye gidiyor musun? Gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Yani mesele çok uzun ama ben kısa bağlayayım. O zaman Hans Hasan'a der ki, yani bu nasıl Müslümanlık? Sen Müslümansan ben de Müslümanım der yani. Sen Müslüman değilsen ben de Müslüman değilim demektir yani bu. Hasan Hans'a benzediyse, yani Hasan Hans'ın hareketlerini Avrupa'ya gittikten sonra Belçika, Hollanda, Brüksel, nereyi sayarsanız sayın, Danimarka'sına kadar. Oradaki Hans'ın hareketlerine, örneğin Kevin'in hareketlerine, Kevin o evde tek başına kalan çocuğun adı yani. Kevin'in hareketlerine özenecekse, onların örfünü, adetini taklit edecekse, örf ve adetlerini asla o insanlara haykıramayacaksa anlamı ne yani? O zaman Hans'la Hasan'ın farkı ne? Ayrıca küfür ve günah ve bunlardan bazılarını yapmanın ise haram olduğu ifade etmektedir. Ayrıca küfür, günah veya bir kural olsun benzediği konularda onlarla ortak kaderi paylaşacağı da anlaşılabilir. Bir kişi bir şey yaparsa, yabancı biri de aynı şeyi yapıyor olsa, bunu birbirlerinden görmüş olsalar, bunun bir benzeme olup olmadığı çok açık olmaz. Fakat benzeme şüphesi olmasın diye bu davranış
terk edilebilir. Hani Hans Hasan örneği tam buradaki açıklamaya uygun oldu yani. O içki içiyor, ben de içeyim. O kötü yollara gidiyor, ben de kötü yollara gideyim. O vaktini boşa harcıyor, ben de boş mala yani şeylerle uğraşayım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sakalı boyamayı ve bıyığı kısa tutmayı emrettiği şu hadiste buna örnektir. Sakalı değiştirin, Yahudilere benzemeyin. Vahfudu lilha vahfuz şevaribe. Khaliful müşrikine vahfu lilha vahfuz şevaribe. Tam metni hadisin yani müşriklere muhalefet edin. Sakalları salın, bıyıkları kısaltın buyuruyor Allah Resulü. Bu hadis benzemenin bizim isteğimiz dışında yaratılıştan kaynaklanabileceğine delildir. Sonra İbn-i Teymiye bu konuda zahir ile batın arasında sıkı bir bağlantı olduğunu açıklamaktadır. Kafirlere benzemek, onlarla dost olmaya, dinde münafıklığı doğuracak şekilde onları sevmeye, onların ahlak ve pis adetlerinin bütün olumsuz etkileriyle Müslümanlar arasında yayılmasına sebep olur. Bunlar Allah'ın gazabını çeken şeylerdir. İşte bu bugün bizim gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz şeylerin aynısıdır. Şimdi Ukrayna'da yana yana bir temiz lokanta arıyoruz. Burada devletin en önemli mevkilerinde yöneticiler yapmış bir kardeşim var. Hadi dedi, gidelim şöyle temiz bir lokanta bulalım. Mümkün değil. Mutfaklarına bakıyorsun, iğrenç bir vaziyet, ancak yani hani deriz ya bir spagetti ancak bulabildik yani. Hani soslu bir spagetti yaptıralım hocam dedi. Onun dışındaki yiyecekleri, diyelim eti, hangi et acaba? Helal mı haram mı? Oradaki kullandıkları kapların bile hangi etlerle malul olup olmadığını bilemiyoruz. Hangi etler o kaplara sürülüyor? Yani Müslüman gittiği Avrupa ülkelerinde bunlara dikkat etmesi lazım yani. Yani yana yana Ukrayna'da, Lviv'de siz bir Türk lokantası arıyorsunuz. Orada helal bir gıda bulabilir miyiz diye yani. Sonradan öğrendik ama iş işten geçti. İlk anda önemli olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde ifade ettiği gibi es-sadmatul ula, yani sabır ilk başına gelen olaydadır. Bu da öyle bir şey, sabır gibi bir şey yani. O kadar lokanta geziyorsun, helal bir yer var mı acaba? Sonra duyuyorsun helal yerlerin de diğer arkadaşlar tarafından tespit edildiğini, aynı etkinliğe giden arkadaşların o lokantalarda yani yemeklerini gönül rahatlığıyla yediğini görünce insan biraz moral buluyor yani. Yani Avrupa ülkelerinde bugün elhamdülillah Türk lokantaları var. Gönül rahatlığıyla belki gidip orada yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Çünkü helal haram dengesini aramayan bir lokantada sizin bulunmanızın, arzı endam etmenizin diğer helal lokanta varken anlamı var mı yani? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de örneğin yemeklerinde, giyeceklerinde, her türlü adetlerinde, geleneklerinde, bayramlarında, törenlerinde onlara benzememenin gereğini anlattığını görüyoruz. Bu hadisi Ebu Davud'un Sünen'inde ve İbn-i İbban'ın Sahih'inde naklettiğini ifade ediyoruz. Yine İbn Abbas'tan 1473. hadisi yani Abdullah bin Abbas'tan sevk ediyor İbn Hacer el-Askalani. Kale kuntu halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen fekale yevle. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın evinde sık sık bulunan, gece bile Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın evinde yatan en çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi Abdullah bin Abbas'tır. Allah Resulü ona tavsiyede bulunuyor. Ya gulam, ey çocuk, ihfezillâhe yahfezeke. Ey çocuk, Allah'ı zikret ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et. İhfiz, Allah, tecidhu
tujahike ve in saelte fes'allah ve iza istaante fes'ta'in billah. Yani sen Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet et. Bununla birlikte Allah'ın emir ve yasaklarını, yani o yasak mıdır, emir midir sana muhafaza et dediği, yani onları hakkıyla yerine getir. Emirse yap, nehiyse ondan kaç. Yani onun için sen Allah'ı önünde bulasın. Allah'ı önünde bulasın ne anlamda? Allahu Teala seni gözetiyor yani. Senin her hareketini yazdırıyor. Kiramen katibin yalemune ma tefalun. Kiramen katibin melekleri sizin yaptığınız her şeyi biliyor yani. Allahu Teala senin haramla mı meşgul olduğunu, helalla mı meşgul olduğunu biliyor anlamında. Yani Allah'ı senin önünde bulasın dediği o anlamda. Ve izâ seelteke fes'el Allah. Yani isteyeceğin zaman da Allah'tan iste. Ve izâ iste'ante fes'ta'in billah. Yardım isteyeceğin zaman da Allah'tan yardım iste. Bu hadisi Muhammed bin İsa Ettirmizi'nin Sünen'inde rivayet ettiğini ve o şöyle ibareler kullanıyor. Vakale hâzâ hadisun hasanun sahihun. Hâzâ hadisun ceyyidun. Hâzâ hadisun sahihun garibun. Buradaki Tirmizi'nin tabiri hâzâ hadisun garibun. Yani hâzâ hadisun sahihun. Hâzâ hadisun ceyyidun dediği gibi, yani bu hadis ceyyid sayı, bu hadis garip sayı hasen, buradaki hadis ise hâzâ hadisun hasenun sayihun. Hasenun sayihun dediği, yani hem bu hadis hasendir hem sayittir. Eğer Tirmizi iki tane bu hadisin isnadını, iki ayrı rivayetini tespit ettiyse, o ravilerden bir tanesinin ravisinde, zaptında kusur varsa, o zaten sayı hadisi hasen derecesine düşürür. Demek ki hasen olan, zaptında kusur olan bir ravinin rivayetini tespit etti. Bir de beş şarta haiz. Hasen olan bu beş şarttan sadece ravinin zaptının haffa zaptuhu diyor hadis alimleri. Yani zaptının biraz az olması, yani zaptının biraz gevşek olması ya da zaptının kusurlu olması diye Türkçe'ye çevirebiliriz yani. Yurva an adilin zabitin bi senedin muttasilin muttasilin gayr-ı şazin ve muallelin. Yani beş şarta haiz olacak sayı hadis. Ravisi adil olacak. Ravisi ezberinde olacak yani. Dab dediği ezber. Ravisinin rivayet ettiği hadisin senedi muttasıl olacak. Hadis şaz olmayacak ve hadis muallel olmayacak. Beş şart. Demek ki bunlardan zaptı kusurlu hale geliyorsa ravinin, bu bir şartı kaybetme olmasa da hafiflettiği için, yani biraz zaptı kusurlu hale geldiği için hadisi sahihten hasen derecesine düşürmüştür. Bu hadislerden birisi, diğeri de beş şartı haiz olan hadistir. Bu iki isnadın bir tanesi hasen, diğeri sahih ise Tirmizi bu terimi kullanıyor. Hâzâ hadîsun hasenun sayihun. Bu hadis hasen sayihtir terimini kullanıyor. 1474. hadis Sehl bin Sa'd'dan rivayet edilen bir hadis. Sehl bin Sa'd çok hadis rivayet eden ravilerden değil. Yani mukillun, az hadis rivayet eden sahabilerden bir tanesi. Kâle ce'e raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekâle ya Resulallah. Sahabe-i kiram adeta projektör gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gözlemliyor. Diyelim bir ziyarete elçi geldi. Elçinin tavırları nedir? Hareketleri nedir? Allah Resulüne ne sordu, ne cevap verdi? Allah Resulü tavsiyede bulunduysa ne tavsiyesinde bulundu? Allah Resulü'nü badiyeden, çölden bir Arap geldi, soru sordu, ne sordu? Allah Resulü bu sorunun cevabını nasıl verdi? İşte burada da bizzat Sehl bin Sa'd'ın
Allah Resulüne gelerek bir tavsiye istediğini görüyoruz. Fakale ya Resulallah dullini ala amelin izâ amiltuhu habbenillah. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel yapmamı tavsiye et ki Allahu Teala o yaptığım ameli sevsin. Ve habbeni ennas, insanlar da sevsin. Yani o ameli yaptığımda hem Allah benden razı olsun, hem Allah beni sevsin, hem de insanlar sevsin. Fakale izhed fid dünya yuhibbukallah. Sen dünyada zahit ol ki Allah seni sevsin. Veshed fîme indennâsi yuhibbukallah. Yani Allah nasıl seni seviyorsa, insanların da seni sevmesini istiyorsan, insanların yanında da zahit davran ki insanlar seni sevsin yani. Hani bu ne demek? Yani mala çok tamah etmeyen, dünyalıkta çok gözü olmayan, ta örneğin tasavvuf hareketlerini Hazreti Ebu Bekir ile başlatır. Örneğin Kadiriler ya da Nakşibendiler. Niçin? Çünkü sahabe döneminde buna ait izler var mı? Hadislerde buna ait izler var mı? Ben bununla ilgili yapılan hadis ve tasavvufun birbirleriyle münasebetini inceleyen şu anda Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hadis profesörlerinden Profesör Doktor Abdullah Aydınlı hocamızın doktora tezini tavsiye edebilirim. Seha Neşriyat basmıştı. Hadis tasavvuf ilişkisi ele alınan doktora tezi hocamızın. Daha sonra bunu hocamız kitap olarak da neşretti yani. Sadece hocamızın değil, başka tasavvuf hadis ilişkilerini ele alan, yani bu iki ilmin birbirleriyle ilişkisini, münasebetini, alakasını ele alan makaleler, kitaplar, bildiriler neşredildi. Bunları da kardeşlerimiz Google tarama üzerinden ya da makale taramaları üzerinden elde edebilirler yani. Hadis tasavvuf ilişkisi yazarsanız örneğin Dergi Park üzerinden şu anda onlarca makaleye ulaşabilirsiniz. Kardeşlerim, Allah Resulü'nün dayım dediği Sa'd bin Ebi Vakkas'tan Aşere-i Mübeşşire'den 10 sahabiden bir tanesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün kendisini yanına çağırarak artık sen evine gidebilirsin dediği Sa'd bin Ebi Vakkas. Hani bugünkü anlamda Hazreti Peygamber'e bodyguard, yani muhafızlık görevi yapıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas anlam veremiyor niye Allah Resulü kendisini eve göndermekte, yani niye muhafızlığını bıraktırdı Allah Resulü, anlam veremiyor. Ayet çok net ve açık. Allah seni korur. Vallahu ya'simuka minen nas ayeti inmiş. Allah Resulü Sa'd bin Ebi Vakkas'ı evine gönderiyor. Allah seni insanlardan korur. Kimse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a el süremez yani. Bu ayet inmiştir. Onu koruyacak Allah Celle Celaluhu'dur. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas'tan o da işiterek aldığını semiutu ifadesini kullanıyor. An Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh kâle semiutu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul innallâhe yuhibbul abde ettaki el gani el hafi. Allahu Teala'nın burada sevdiği kula atıfta bulunuyor. Allahu Teala örneğin muttaki kulu, yani Allah'tan korkan kulu, gani zengin kulu ve burada gizli kulu şeklinde hafiyi açıklamış ve bir dipnot düşmüş. Hafide yani riyadan ve duysunlar diye bir şey yapmaktan uzak olduğu için nasıl ibadet ettiği ve takvası bilinmeyen kul. Hafi dediği yani ibadetlerini insanlara gösteriş olsun diye değil de sadece Allah'ın rızası için yapan, hani İmam-ı Azam için ifade edilir. Şu zat şu kadar gece namaz kılıyor dediğini duyuyor. Halk arasında bir insanın onu utandırmamak için gece namazlarına devam ediyor. Hani en önce nefsinde yaşamak. Bunu bal örneğinde daha iyi anlamak mümkün. Bir kadın alerji yapıyor. Çocuğunun vücudunda bazı izler
görülüyor bal yedikten sonra. Diyor ki ben imama götüreyim bunu, imama azama ona bir tavsiyede bulunsun. Bal yememeyi tavsiye etsin. Ben de bu illetten kurtulayım anlamında. Gidiyor imama azama. İmama azama diyor ki bu çocuğun bu halleri var, bal yiyor ve hasta hale geliyor. Yani vücudunda bir takım illetler beliriyor. Sen buna bal yememeyi yani tavsiye eder misin? Yani alerjik bir durum var. İmam-ı Azam diyor ki 40 gün sonra gel. 40 gün sonra geliyor kadın. İmam-ı Azam diyor ki oğlum bal yemeyeceksin. Kadın teaccüp ediyor. Diyor ki yani 40 gün bunun için mi bekledim? O gün deseydin yani. Senin geldiğinde diyor ben bal yiyordum yani. Şimdi bal yiyen bir insanın muhatabına bal yeme demesi ne kadar sahih olabilir ya da ne kadar akılla örtüşebilir? Onun için en önce Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle estaizu billah bismillah ya eyyuhellezine amanu lima takuluna ma la tefalun kabura maktan indallahi en takulu ma la tefalun. Siz yapmadığınız şeyleri nasıl söyleyebilirsiniz? Lima takuluna ma la tefalun. Niye söylersiniz yani? Yani sizin yapmadığınız şeyleri söylemek Allah'ı gazaba sevk ediyor. Ey iman edenler bunu yapmayın yani. Saf suresi 2 ve 3. ayeti kerimelere kardeşimiz bakabilirler. Bu hadisi Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Yani Allahu Teala takvayı, riyadan ve sum'adan uzak olmayı, yani bak yapıyor desinler demekten uzak Allahu Teala'nın rızayı barisi için yapılanı öneriyor. Kardeşlerim, Ebu Hureyre'den rivayet edilen ve 40 hadis içinde yer alan bir hadis. Pek çok kardeşim bu hadisin mutlaka manasını biliyor. Burada İbn Hacer ahkamına da bu hadisi almış. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bu hadis İmam Nevevi'nin Erbavun'unda yer alıyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Yani kişinin İslam'ının güzelliği boş şeyleri terk etmesindendir. Yani ma la yaniyi terk etmesindendir buyuruyor Allah Resulü Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste. Miktam bin Ma'di Kerb'in rivayet ettiği 1477. hadiste ise yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ma mele ebnu adem vi'a'en şerran min batnin. Allahu Teala'nın kulu üzerinde bir tasarrufu ele alınıyor. Bu Adem oğlu yani Allah'ın yeryüzüne halife olarak Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle Estağfirullah bismillah ve iz kâle rabbuka lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye bir nevi meleklerin o anda ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Biz seni tesbih ediyoruz, sana hamd ediyoruz. Sen yeryüzünü kana bulayacak birisini mi yaratacaksın diye bir görüş bildirdikleri. Kale inni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyerek Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem'in bir nevi durumuyla ilgili yani Adem oğlu karnını öyle doyurur ki o kötü bir kaptır buyuruyor Allah Resulü. Yani Adem oğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır ifadesini zikrediyor Miktam bin Ma'di Kerb. Yine Tirmizi bu hadisi rivayet ediyor ve hâzâ hadîsun hasanun tabirini kullanıyor. Yani bu hadis hasendir. Bir önceki rivayetinde de zikrettiğimiz gibi yani hasen ravinin zaptı ezberi kusurlu olan ravinin rivayeti. Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden Enes bin Malik'ten 1478. hadisi zikrettiğini görüyoruz. An Enes'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kullu beni Adem
hattaun. Yani Adem oğlunun her biri hata edebilir anlamında. Hatalıdır. Ve hayrul hattain ettevvabun. Ve hata edenlerin en hayırlısı da tevbe edenlerdir. Ben bununla ilgili en güzel örneği, Vahşi örneğini sizlere zikretmek isterim. Vahşi Uhud'un kaderinde aslında olumsuz anlamda bir rol oynamış ve Hazreti Hamza'yı şehit etmiştir. Hint tarafından kiralanmıştır. Ve Hazreti Hamza'nın şehit edilmesinin akabinde kısa bir harbe, yani biz buna kama deriz. Özellikle kardeşlerimiz Çağrı filminin hem Arapçasını hem Türkçesini izlerlerse, Arapçası da yayınlandı, orada bir bölümünü bu anlatacağımın görebilirler yani. Orada Anthony Quinn oynuyor Hazreti Hamza'yı ve vahşi bir anını arıyor. Hazreti Hamza oradan oraya koşuyor, oradan oraya, hani düşmanı yere sererken bir anını yakalayacak ki harbesini göğsüne saplayacak ve bir anını yakalayarak harbesini göğsüne saplıyor ve kalbini çıkarıp vahşiye götürüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu olaydan bir müddet sonra vahşiye İslam'a davet mektubu gönderiyor. Furkan suresinin ayetlerini mektubuna dahil ediyor. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulaike يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. İman edenler ve salih amel işleyenlerin Allahu Teala seyyiatını hasenata çevirir. Vahşi bu mektupla ikna olmamıştır. Hazreti Peygamber'e karşılık verir. Yani benim günahlarım var, salih amelim de yok, tevbem de yok yani. Allah Resulü bu sefer, Estaizu billahi bismillah. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim. La taknatu min rahmetillah. İnnallaha yağfiru zunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Ayetini de derc ederek mektubunu gönderir. Ey benim hayatını israf etmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affedendir. O gafurdur, bağışlayandır. Rahimdir, merhamet edendir ayetini alınca vahşi biraz, hani deriz ya, yüreği yumuşuyor ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyor. Vahşi Hazreti Peygamber'in bir tavsiyesi var. Mümkünse benim gözüme seyrek görün. Çünkü sen Uhud'da amcamı şehit ettin. Mesut Şimşek bunu şöyle bestelemişti. Yer ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahramanını arıyordu. O Uhud'un kahramanını yere seren, Hazreti Hamza'yı yere seren, yere sermekle kalmayıp kalbini çıkarıp vahşiye götüren, o vahşinin o halini Hazreti Peygamber'in unutması mümkün müydü yani? Vahşi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelip o tatlı kelimeyi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Şehadetini söyledikten sonra Hazreti Peygamber'den uzak kalabilir miydi? Hazreti Peygamber'in vefatına kadar onun bir gülümsemesini yakalamaya gayret etti. Ama yakalayamamıştı. Peygamberimizin vefatını işitti ve kabrine geldi. Ey Allah'ın Resulü, artık sana görünebilir miyim diyordu. İşte vahşi, tevbenin en güzel örneklerinden, biz buna emsal diyoruz hadis ilminde, bir tanesini ortaya koyuyor. Kardeşlerim, son hadis, zühd ve takvanın, yine Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme es-samtu hikmetun. Yani susmak hikmettir. Ve kalilun failuhu. Yani onu az yapmak
anlamında faili dediği, yani onu susan zatın az yaptığı şeydir. Ve kalilun failuhu, yani failinin yaptığı susma az anlamındadır. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hikmet bağlamında ele aldığını görüyoruz. Bu da benzetme olduğu için yine emsaldir. Dersimizin başında bununla ilgili hem Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle hem hadislerle emsali ele aldığımız bir çalışmamızı zikretmiştik. Google tarayıcılar üzerinden emsalle, Peygamberimizin emsal örnekle anlatımı ile ilgili bir çalışmamızı kardeşlerimiz okuyabilir demiştik. Örneğin Allahu Teala gece ile gündüzü, kış ile yazı, görenle görmeyeni örneklendiriyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den bazı emsaller. İşte burada örneğin susmayı Allah Resulü hikmet ile açıklıyor yani. Bu da bir emsal yani. Yani susmanın bir hikmet, ince bir anlayış olduğu ve kulun çok az konuşması. Yani hani bir tabir var Anadolu'da, her şeye maydanoz olmak diye bir tabir. Yani her şeyde bir şeyler söylemek, yalan yanlış da olsa mutlaka görüşünü arz etmek. Ben de şöyle düşünüyorum. Ya bakın, sizden daha büyükler var. Bu konuda fetva makamları var yani. Siz niye yani benim görüşüme göre according me in point of view diyebiliyorsunuz yani, benim görüşüme göre, benim anlayışıma göre. Niçin yani böyle bir fetvayı vermek zorunda değilsiniz ki? Örneğin Türkiye'mizde Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek kurulu, böyle bir kurul var yani. Bana göre diyeceğine oraya yazsan, ayetlerle, hadislerle, ilmihal bilgileriyle sana bu davranışın helal mı, haram mı getirdiğini öğrensen daha iyi değil mi? Ama işkembeyi kübradan atmak daha kolay yani. Onun için Allah Resulü susmayı, az konuşmayı, yani sahibinin, hikmet sahibinin az konuşan olduğunu o şekilde tasavvur edersek bu hadisi daha iyi anlayabiliriz. Yani hikmetli söz söyleyen öyle ulu orta konuşmaz. Öyle bir konuşur ki hani Anadolu tabiriyle taşı yediğine oturtturur. Allahu Teala'nın rızasını tahsil, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için gece gündüz demeden, kış yaz demeden, soğuk gölge sıcak demeden her yerde biz sizinle hemhal olacağımızı, en önce kalbinize, sonra ara sıra kapınıza elimizi temas ettireceğimizi, tokmağınıza temas ettireceğimizi söylemiştik. Bugün de en güzel züht ve takva hadislerini arz etmeye gayret ettik. İlmimiz vüsatinde inşallah Rabbimiz rızasından ayırmasın. Allahu Teala dersin başında ifade ettiğim gibi bu güzel ormanları talan eden, ülkemizi ateş topu haline getirmeye gayret eden ve bizlerde moral bırakmayan bu durumları da inşallah kun feyekun emrinin sahibidir. O zalimlere asla fırsat vermesin. Şimdi bir tabir kullanıyorlar. Bu yangınları alen açıklıyorlar. Biz yaptık. Ateşin çocukları yaptı diyerek hem Avrupa'da hem Türkiye'de basına artık beyanat verebiliyorlar. Allahu Teala'nın Kahhar ismi var. Allahu Teala'nın Celal ismi var. Bu iki isimle Allahu Teala size gereğini yapacaktır. İşte bizim de millet olarak, bizim de vatandaş olarak uyanık olmak mecburiyetimiz vardır. Bu gibi zalimleri fark eder fark etmez emniyet kuvvetlerine bildirmek gibi bir sorumluluğumuz vardır yani. O masum hayvanların cayır cayır yanmasına seyirci kalmamak bizim elimizdedir. Allahu Teala bu gibi zalimlere ateşin çocukları şeklinde ortaya çıkan, artık aleni biz yaktık diye beyanat veren teröristlere asla göz açıp yumuncaya kadar fırsat vermesin. Rabbimiz kıyamete kadar
bayraklarımızı dalgalandırsın, ezanlarımızı susturmasın. Onların gayesi sadece bu ülke topraklarında değil ki yani. Bu ülke topraklarında ezanı susturmak, bayrağı indirmek, kendi kirli emellerine bu mukaddes toprakları alet etmek için iç ve dış mihrakları, iç ve dış hainleri kullanıyorlar. Hafizanallahu ve iyyakum. Rabbimiz bu gibi eylemlerden cümlemizi ve cümle inananları korusun. Satılmış zihinleri ve fikirleri görüyoruz. Allahu Teala onlardan bizi uzak eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kalın sağlıcakla.